Fatih Bey selamlar. Selamlar Recep, nasılsın? Ben gayet iyiyim Fatih Bey, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir Adana seyahatinin dönüşünde seninle beraberiz. Beraberiz. Ben de iyi konu soracaktım aslında Fatih Bey. Ee, Fatih Bey, nasıldı Adana? Ben birkaç görüntü gördüm. Muazzam bir kalabalık varmış ve çok keyifli duruyor. Sana yollayayım birkaç görüntüyü. Ee, gerçekten inanılmazdı. Yani şimdi biliyorsun bu portakal çiği festivali bizim burada e, daha önce konuk ettiğimiz sevgili e, Ali Haydar'ın e, bir organizasyonu. Daha doğrusu onun start e, verdiği bir organizasyon ama artık iş Ali Haydar'ı da, e, belediyeyi de, herkesi de aşmış. Yani ben Türkiye'de böyle bir şey yemin ediyorum ki görmedim. Burada sık sık Adana'nın ne kadar hoş bir kent olduğundan, Adanaların ne kadar hoş insanlar olduğundan sık sık bahsettik biliyorsun. Ben bundan 4-5 sene önce, pandemiden önce demek ki 4 sene iyi geçmiş, 5 sene oluyor hemen hemen. E, Adana'ya git ...miştim ve... ...çok şaşırmıştım yani... ...Türkiye'nin zannederim en seküler... ...en... ...kimsenin kimseye karışmadığı... ...farklı insanların farklı türlerin... ...bir arada çok rahat geçindiği falan... ...çok hoş bir kenti böyle... ...yumuş bir kentti ve... E, yani ...bunu Adana için dediğim zaman insanlar... ...Adana falan diyorlar ama... o yumuşaklığı, o tatlılığı falan... ...çok hoşuma gitmişti, burada da birkaç kere ondan bahsettim... ...zaten o izlenimle bu sefer gittim şeye bu portakal çiçeği festivaline çünkü festival değil karnaval ee, çünkü daha önce de e, davet ediliyordum ama bir türlü gidemiyordum. Bu kez kalktım gittim. Bundan sonra her sene giderim davet etseler etmeseler giderim. O kadar güzeldi. Şöyle ki bütün kentte müthiş bir şey var. Eğlenme, coşku havası e, oluşmuş. Şimdi bunu Ali Haydar Bozkurt başlattı. Belediye başından biri 12 senedir destek veriyordu. Bu sene Kültür Bakanı demiş ki biz de bu e, işte şey yapıyorlardı. Kültür yolu festivalleri yapıyorlardı. Onu bunun için entegre edelim izin verirseniz demişler. Biz demişler ki, buraya bir siyasi mesaj kaygımız yok demiş şeyde. E, ne denir Kültür Bakanlığı da. Öyle olunca tamam demiş ve işte Kültür Bakanlığı Adana Büyükşehir Belediyesi ve işte şey Ali Haydar Bozkurt, Toyota falan, Toyota'nın ve Lexus'un sponsorluğu falan. Böyle ortaya çok hoş bir şey çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Adana'da bayağı büyük parklar var. Yani Central Park gibi parklar var. Bu parklarda standlar kurulmuş. insanlar yiyor, içiyor, eğleniyor. Müzik, her köşede ayrı müzik grupları çalıyor. Ve biz işte ilk gün böyle yemekler memekler yendi falan. İkinci gün, cumartesi günü kortej vardı. İşte üstü açık oto şeyler, e, otobüslerde. işte çıktık otobüslerin üstüne. Kente misafir gelen bizim gibi işte gazeteciler ve e, sanatçılar. Ben diyeyim 200 bin, sen de 300 bin, birisi eray desin 500 bin kişiye kortejin etrafında toplanmış çiçekler atıyorlar, o kortejin önüne çiçekler atılıyor farklı farklı kıyafetler giyilmiş. işte bir takım gençler kendilerine bir takım kıyafetler yapmışlar. Müzik grupları, bandolar. Yani Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmek istemişler. Gelmek isteyenlere şu bir video yollamışlar. Videolara bakılıp hani çok abuk sabuk bir şey değilse herkese buyurun gelin denmiş. Herkes parasını cebinden vermiş gelenlerde ve bitiş bir şenlik havası. Sonra bu işte birkaç saat sürdü bu. E geçit de denilir kortej yürüyüşü. Sonrasında insanlar dağıldılar ama bir yere, bir yere gitmediler yani. O parklara girdiler, kebaplar yapıldı, standlar yapılmış yemek falan yapılan yemekler yendi, biralar içildi, içkiler. Ya nasıl bir eğlence? Gece saat 12.01 Adana'da trafik, kilit, insanlar, davul, zurna, bir tarafta rock roll, bir tarafta Türk halk müziği nasıl bir eğlenmek, nasıl bir eğlenmek? Ya insan bakarken mutlu oldu. Yani Türkiye'nin bu son 15-20 senede unutturulan eğlence anlayışı Adana'da tıkır tıkır yaşıyor kardeşim. Ya bu kadar güzel eğlenen ne bir olay, ne bir kavga, ne bir gürültü hiçbir şey yok. Şahaneydi. Ee, gördüğüm kadarıyla Adana'nın böyle bir çok da iyi bir emniyet müdürü de var. Böyle onlar da böyle çok bütün polis teşkilat, trafik polisi onlara çok destek veriyorlar. Çok önlemler almışlar ama bir önleme falan da gerekiyor. Yani her şey böyle bir yani ne diyeyim Türkiye gibi değildi. Çok acayipti. Çok mutlu oldum. Valla Fatih Bey bu güzel Sana görüntüleri yollayacağım, bayılacaksın yani. Benim de görüntülerim var, onu da sıkıştırırsın. <laughs> Mutlaka sıkıştırırsın. <laughs> Vatandaşlara selfie çekiyoruz. Otursuz <laughs> zamanlar, çok güzeldi.